Süleyman Soylu'nun avukatlara yönelik, daha doğrusu avukatlara ve barolara yönelik bu tür tehdit ve hedef gösterici ilk açıklaması değil. Geçmiş yıllarda da Süleyman Soylu bizzat Diyarbakır Barosu'na ve yine avukatlık mesleğine yönelik bu tür kriminalize edici ve hedef gösterici söylemleri oldu. Önemli olan neden bu tür açıklamaları yaptığıdır. Yani neden Süleyman Soylu zaman zaman bu tür hukuk örgütlerine ve avukatlık mesleğine bu tür saldırılarda bulunuyor. Tabii barolar, avukatlar özünde avukatlık kanununda verdiği yetkiye göre insan haklarını savunma ve koruma yükümlülüğü altında. Bu da barolara, avukatlara yaşanan hak ihlallerine karşı raporlama, hak ihlallerine karşı hukuki mücadele verme gibi bir sorumluluk yüklüyor. Biz de bu sorumluluğun gereği olarak zaman zaman kamudan gelen, kamu görevlerinin işlediği hak ihlallerine, ağır insan hakları ihlallerine karşı raporlar hazırlıyoruz. Ve bunları kamuoyuyla paylaşıyoruz ve suç duyurusuna konu edip hukuk süreçlerini takip ediyoruz. Maalesef bu çalışmamız iktidarı, daha doğrusu devleti yönetenleri rahatsız etmekte. Bu rahatsızlık da bu çalışmaları yürütenlere karşı bir öfkeye dönüşüyor maalesef. Sayın Soylu'nun yaptığı açıklamaların özünde de bu yatıyor. Biz her iktidar döneminde barolar, hukukçular bu pozisyonu korumuş ve korumaya da devam edecek. Avukatların bu şekilde müvekkilleriyle özdeşleştirilmesi ya da takip ettikleri dosyalara göre kriminalize edilip hedef gösterilmesi kabul edilebilir bir durum değil. Nihayetinde Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu bu açıklama aynı zamanda bir soruşturma tehdidi de barındırıyor. Aslında yargıyı ya da soruşturma mahkamlarını etkilemeye yönelik de bir açıklama. Bizim bu tür açıklamaları kabul etmemiz ya da bu talihsiz açıklamalara karşı sessiz kalmamız söz konusu değil. Nitekim hem Diyarbakır Barosu, bölgedeki barolar ve Türkiye'deki birçok baro bu talihsiz ve doğru olmayan açıklamalara karşı çok net ve sert bir tepkisini ortaya koydu. Şimdi devlet ciddiyeti dediğimiz bir devlet yönetme ciddiyeti dediğimiz bir kavram var. Daha doğrusu bir olgu var. Siz bir İçişleri Bakanıysanız eğer böyle bir durum varsa zaten soruşturma makamları ortada olan delillere göre bir soruşturma başlatır ya da elinizde böyle bir delil varsa yargıya verir, yargı gereğini yapar. Ama siz ortada bir delil olmaksızın peşin bir hükümle masumiyet karnesini ihlal ediyorsunuz. Aslında bu bir suç. Yani ben özellikle de yani yöneten ya da yöneten sıfatında olan insanların bu şekilde insanlara atfı cürümde bulunması kabul edilebilir bir durum değil. Siz elinizde bir mahkumiyet kararı ya da bir bu konuda verilmiş bir mahkeme kararı olmaksızın avukatların bir örgütten özdeşleştirip örgüt üyeliğiyle suçluyorsunuz. Yani bu açıklamanın içeriği bu. Bu anlamda evet bu açıklama talihsiz ve kabul etmediğimiz bir açıklama olmakla birlikte yargıyı etkileyen, yargı makamlarını etkilemeyi amaçlayan bir açıklama bu anlamda yani henüz bir suç duyurumu söz konusu olmadı ama içerik itibariyle de aslında sıkıntılı bir açıklama. Tabii Türkiye'de her zaman operasyonların yapılış tarzına baktığımız zaman aslında önce bir kamuoyu oluşturulur. Aslında algı geliştirilir. Toplum buna hazırlanır, yargı bu şekilde tesir altına alınır. Bir sabahta erkenden bir operasyon yapılıp çok büyük bir ciddiyet, anlam yüklenerek operasyonlara başlanır. Maalesef bu açıklamanın içeriğinde avukatlık mesleğine, avukatlara yönelik bir yargı tehdidi ve tacizinin olduğunu anlayabiliriz. Umarım yargı bu etki ve tesir altında kalmaz ve bu tür soyut iddialar, beyanlar üzerine bir soruşturma başlatmaz. Ama hatırlatmakta fayda var. Hatırlarsanız 25 Nisan'da Diyarbakır merkezi bir operasyon yapıldı. O operasyonda da yine İçişleri Bakanı operasyon görüntüleriyle avukatlık mesleğini yine kriminalize etti. Ve biz dosyadan şunu gördük. 25 meslektaşımız hakkında bir gözaltı kararı vardı. Hatta 4'ü maalesef tutuklandı ama dosya içerisinde avukatlara isnat edilen tek suç bir insanın tek bir kişinin tanık beyanıydı. Bu beyanda avukatların mesleğini icra etmesinden dolayı suçlanır pozisyonda olduklarını gördük. Evet dosyada gizli karar vardı, detayları görmedik ama meslektaşlarımıza sorulan sorulardan şunu anladık. Neden şu dosyaya avukat olarak takip ettiniz, neden şu ifadeye girdiniz
tarzında aslında mesleklerini kriminalize eden, suç unsuru sayan hukuka aykırı bir soruşturma olduğunu gördük. Bu anlamda yargıyı etkileyen bu tür açıklamalardan siyasetçilerin ve bürokratların uzak durması, bu tür açıklamalarla yargıyı tesir ve etki altına almamaları gerekir. Bağımsız bir yargını da bu tür açıklamalarla herhangi bir soruşturma ya da herhangi bir işlemeye başlamaması gerekir. Maalesef Türkiye'de yıllardır bu tür hak örgütlerinde, hukuk örgütlerinde yapılan çalışmaların iktidarları rahatsız ettiğini biliyoruz. Ama burada asıl önemli olan hukuk örgütlerinin ya da hak savunucularının, sivil toplum örgütlerinin bu çalışmaları neden yaptığına yoğunlaşmak lazım. Aslında aynı vakaların bir daha yaşanmaması. Eğer bir ülkenin anayasasında o devleti insan haklarına saygılı bir hukuk devleti olarak tanımlıyorsa, bunun gereği olarak da bu kavramlara işlevlilik kazandırması lazım. Ve bu kavramlara, yani insan hakları hukukuna ihlal eden kamu görevlerine yönelik bizim gibi hukuk örgütlerinin yaptığı çalışmalar da kendilerini rahatsız etmemeli. Aslında bu çalışmalarla bir daha söz konusu hak ihlallerinin yaşanmaması konusunda tedbir ve önlemleri almaları lazım. Ama bizde durum ne? Siz bu tür hak ihlallerine yönelik çalışma yaptığınız zaman asıl suçu işleyenler değil, söz konusu suçu gündeme taşıyanlar maalesef hedef haline getiriliyor. Neden? Bu da ülkedeki politik iklime, ülkedeki toplumsal sorunların çözümüne yönelik iktidarın bakış açısından kaynaklanıyor. Biz bu tür sorunları hangi dönemlerde yaşıyoruz? Evet, ülkede Kürt meselesinin çözümsüzlüğü sürecinde, yani daha doğrusu devletin, iktidarların Kürt meselesini barışçıl ve demokratik zeminde çözümden uzaklaşıp sorunu salt bir güvenlik sorunu olarak görüp güvenlik tedbirleriyle sorunu çözme politikalarıyla bağlantılı bir yaklaşımdır bu. Yani ne demek istiyorum ben? Güvenlikçi politikalarla birlikte hak ihlalleri artmaya başlıyor. Artan hak ihlalleriyle birlikte bir savunma pozisyonu gelişiyor iktidarda. Hak ihlallerini raporlayan, gündeme taşıyanlar da hedef haline getiriliyor. Aslında çünkü sizin raporladığınız, sizin gündeme taşıdığınız hak ihlalleri mevcut yanlış politikaların sonucu olduğunu dile getiriyorsunuz. Ama bu iktidarları, bu sorunları görmekten ziyade sorunu gündemleştirenlere hem bu tür söylem bazında, açıklama bazında saldırıya, diğer taraftan da yargı taciziyle bu tür hak ihlallerini gündeme getirenler baskılanmakta. Asıl meselemiz, problemimiz sorunlara bakış açısıyla ilgili.